Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi onlar... Burası Kandil değil. Dinleyeceksin arkadaş. Öyle şey ve tarihler 27 Ağustos 2019 Salı'yı gösteriyor. Artık ana haber saatiniz geldi. Dünden bugüne ve bugün içerisinde sizlere yansıyan haberleri yine bu ekranlarda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve ilk haberimize başlayalım. Biliyorsunuz 286.sı yapılan Çardak Yağlı Pehlivan güreşlerine protokol krizi damgasını vurdu. Her yıl yapılan ve geleneksel olarak yani tarihlere baktığımızda da Çardak güreşleri Kırkpınar'dan çok daha eski, çok büyük bir organizasyon. Ama bu yıl güreşlerden çok protokol krizi damga vurdu. 286. geleneksel tarihi Çardak Yağlı Pehlivan güreşlerinde protokol rezaleti yaşandı. 286. Çardak Yağlı Pehlivan güreşleri bu yıl biraz farklı başladı. Her yıl yerel ve ulusal basının takip ettiği tarihi güreşleri bu yıl yerel TV kanalları alınmadı. Bunun yanı sıra Çardak Belediye Başkanı CHP'li Metin Semerci tarafından güreşlere davet edilen AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve BİGA Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a protokol listesine riayet edilmeden arka sandalyelerde yer gösterildi. Ayrıca 31 Mart seçimlerinde kendi isteğiyle aday olmayan eski belediye başkanı Basri Ulaş'a ise saygısızlık had safhadaydı. İki sandalyenin yan yana getirilerek 3 misafirin oturmak zorunda bırakıldığı Çardak Yağlı Güreşleri protokolünde herkesi şaşkına çeviren görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve BİGA Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile eski Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş iki sandalyeyi birleştirerek oturup bir süre güreşleri izledi. Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ise CHP ile İyi Partili isimler ile birlikte ön koltuklarda oturarak ikramların tadına baktılar. Yapılan saygısızlığa daha fazla dayanamayan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve AK Partili BİGA Belediye Başkanı Bülent Erdoğan güreşleri terk etti. Bu tür organizasyonlara siyaset bulaştırılmaz diyen BİGA Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, bizler tenekenin üzerinde de gerekirse otururuz. Fakat bizim genel başkanımızı temsilen orada olan il başkanımız var. Protokol adabına uymayan samimiyetsiz bir hava estirildi. Bizim için koltuğun yerin önemi yok. Seçimler bitti ve halk tercihini yaptı. Burada yapılan saygısızlıktır. Halk ile iç içe olduğunuz bu tür organizasyonlara siyaset bulaştıramazsınız dedi. Çardak eski belediye başkanı Basri Ulaş ise biz yıllarca bu güreşleri yaptık. Ne basını ayırdık ne de misafirlerimizi. Burada koltuğun önemi yok. Burada siyasi bir linç etme çalışması var. Çok büyük bir saygısızlık yapılmıştır. Biz Çardak Er Meydanı'nı Dualı Çayır diye adlandırırız. Bu davranış Dualı Çayır'a yakışmadı dedi. Şimdi aslında baktığımızda evet bu tür organizasyonlarda irili ufaklı sorunlar çıkabiliyor. Ama protokol sorunları işin en ince noktasıdır. Yani sizin en dikkat etmeniz gerekendir. Davetli listesine en ön sıradan protokol olarak aldığınız bir kişiyi protokolün dışında kişilerin arkasında oturtup onları böyle hani siz de gelmişsiniz be der gibi bir davranış sergilerseniz bu sizin hangi partiden olduğunuza bakmaksızın bizim de eleştiri oklarımızı size doğru yöneltmemize neden olur. Şimdi günlerdir biliyorsunuz memura zam konuşuluyor. Görüşmeler artık bitti. Hakem heyetine devredildi ama memur sen bu konuyu çok sert dille eleştirdi. Emeğe saygı, adalete davet. Memur çevre bağlı sendikalarımızla
Tamamında yetkili olarak katıldığımız 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri, kamu işveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Masada uzlaştıklarımızın yok sayılması ve toplu sözleşme müzakereleri hiç yapılmamış gibi davranılması üzerine kamu görevleri hakem kuruluna taşıdığımız 5. dönem toplu sözleşmenin kamu görevlerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için bugün 81 ilde emeğe saygı, adalete davet temasıyla sahadayız. Milyonlarca insanı ilgilendiren ve fakat kamu işvereninin konfederasyonuna sunduğu yok saydığı sözleşmelerin kadroya geçirilmesi 3600 ek gösterge, yardım hizmetler sınıfının genelde hizmetler sınıfına geçirilmesi, kademe derece sınırlamasının kaldırılması, bayram iklimesi, kırmızı ödem yasanın kaldırılması, gelir vergisi mağduriyetinin son bulması, atışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi temel teklifimiz dahil toplam 627 teklifimiz gayet makul ve makul teklifler olmasına karşılık. Sanki hiç yapılmamış gibi kamu işveren tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamış ve bunlara ilişkin herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memur, korku pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba gösterdik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla iş bırakma eylemleriyle sahada olduk. Ve heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle. Şimdi biliyorsunuz 15 Eylül'de Çanakkale Kent Konseyi'nin seçimli genel kurulu var. Üçüncü kez başkanlarını belirleyecekler. İşte ilk başkan adayı kendisini bugün tanıttı. Benim de çok yakından sevdiğim ikinci dönem muhtarlık yapan üçüncü müydü tam olarak yanlış da bir şey söylemeyeyim. Çok değerli arkadaşım Evren Kızıoğlu bugün resmen Kent Konseyi'nin başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Sınıfımızın değerli temsilcileri, katılımınız için sizlere ve yanımda yer alarak destek veren çok kıymetli mesai arkadaşlarım, muhtarlarımıza öncelikle çok teşekkür ederim. Sizleri buraya davet etme sebebim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan Çanakkale Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu'nda Kent Konseyi Başkanlığına adaylığımı açıklamaktır. Çanakkale Kent Konseyi'ni yerel demokrasinin güçlenip gelişebilmesi için yurttaşların karar verme süreçlerine yüksek oranda katıldığı, her türlü proje ve uygulamayı sorgulayabildiği bir yerel yönetişim birimi haline getirmek için adayım. Çanakkale Kent Konseyi'nin kent sorunları hakkında kimseyi ötekileştirmeden ortak aklı arayan, geleceğe dair projeleri, vizyonu olan, bilimi referans alan bir yapı olabilmesi için adayım. Kent Konseyi'nin temel amaçlarından olan kentin ve kentlinin hak ve hukukunu korumak, hemşericilik bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önceleyen bir anlayışla gece gündüz çalışmak için adayım. Bu nedenle Çanakkale Kent Konseyi seçimli genel kuruluna katılacak olan tüm temsilcilerimizin desteğini sadece seçimi kazanmak için değil, Çanakkale'mizin geleceğinde de birlikte söz sahibi olabilmek adına talibim. Çanakkale Kent Konseyi Başkanlığı'na aday olacak tüm hemşerilerime şimdiden başarılar diliyorum. Kazanan Çanakkale olsun. Kent Konseyi tarafından STK'ları bildirildi. İlgililerine dağıtımları yapıldı. Ayrıca gazete ilanı ile açık ilan şeklinde de bu tekrarlandı. Bu temsilci yazıları, bu derneklerin, katılımcıların temsilci yazıları 31 Ağustos gününe dahil saat 17'ye kadar
30'unda da resmi tatil olmasına rağmen bildiğim kadarıyla açık görevleri başındalar arkadaşlar, mesai yapıyorlar. İletilmesi gerekiyor. Bu süreçten sonra temsilci bildirmeyenler için oy kullanma hakları mümkün olmayacak. Bu süreçte dikkate alınması gereken bir husus. Dediğimiz gibi 30-31'i de bu en son tarih olarak ikazda bulmamız, uyarmamız gerekiyor. Temsilci yazıları karar defterlerine alınarak bu karar defterlerde alınan kararın fotokopisiyle birlikte üst yazısıyla konseye bildirilmesi gerekiyor. Böylelikle de bu temsilciler oy hakkına sahip olacaklar. Sevgili Evren Kızıoğlu'na da başarılar diliyorum. İnşallah kim daha adaylar belli olacaktır ama kim kazanırsa Çanakkale için doğru işleri yapsın diyorum. Mangala turnuvasında ödül töreni gerçekleştirildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Çanakkale Belediyesi, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve NG Zeka Oyunları tarafından organize edilen 30 Ağustos Mangala turnuvasının ödül töreni dün gerçekleştirildi. Attığımızda deriz ki bizim hani hazinemizde, o zaman bizim bölgemizde bir kez daha sefere çıkalım deriz. Mangala'nın bize, günümüze kazandıran Serkan ve Serdar kardeşleri de çok teşekkür ediyoruz bu arada. Konuşmaların başında, açılışın başlangıcında bir video izlediniz, bir slide gösterisi. Bu arada bir şarkı, Mangala şarkısıydı. Şarkıyı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço besteledi. Ve bu şarkı da bizim için önemli. Türklerin tek zeka oyunu, stratejik oyun. Umarım katılan herkes, öğrenen herkes eğlenmiştir ve birikimlerine birikim katmıştır. Kazanımlar katmışlardır. 30 Ağustos Mangala turnuvası neticesinde zihinsel engelliler kategorisinin şampiyonu Nurdan Uslu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sıra bedensel engelliler kategorisinde. Bu kategorimizin şampiyonu Mehmet Ordu. Teşekkür plaketini almak için Çanakkale Sakatlar Derneği Başkanı, gururumuz, medal iftarımız, dünya şampiyonu Sayın Ümit Burunları alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Valla ödül töreninde ben de vardım. Çok güzel bir ödül töreniydi. Buradan öncelikle yine Çanakkale Web TV ailesinin programcılarından Sayın Nazlı Giral'a
da başarılar diliyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Çanakkale Belediyesi Halk Müziği Korosu da Sayın İftihar Vanlı'nın yönetiminde muhteşem bir konserde vardı. Benim de çok fazla sevdiğim, kardeşim gibi sevdiğim sevgili bir kardeşimiz de orada ödül aldı işitme engelliler dalında. Onu da kutluyorum. Ve benim için şöyle söyleyeyim, yılın başkanı olabilecek, yani öyle bir ödül töreni olsa yılın başkanı da çok zorlar onu. Geyikli Belediye Başkanı'ndan bahsediyorum. Geyikli Belediye Başkanı Melih Toruçoğlu. Uzun yıllardır çözülemeyen Geyikli iskelesi, Odunluk iskelesi arasındaki yol, karayolu hattının bu bakım ve çalışmaları çözülemiyordu. O bölgedeki vatandaşların, yaşayanların da büyük sıkıntısıydı. İşte o sorun çözüldü. Yeni İskele Odunluk sahil yolu asfaltlama çalışmaları başladı. Geyikli sahil yolu uzun yıllardır bölge sakinlerinin çilesi haline gelmişti. Geyikli Belediyesi ekipleri asfaltlama çalışmasına başladı ve yıllardır çözüm bekleyen sorun çözülmüş oldu. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Geyikli için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Çanakkale İl Özel İdaresi'nin gönderdiği asfalt malzemesiyle Yeni İskele Odunluk arası sahil yolu asfalt çalışması belediye personelimiz tarafından yapıldı. Yıllardır bu bölgenin kanayan bir yarası haline gelen sorunu çözmüş olduk ifadelerini kullandı. Evet, gerçekten belediye başkanımızı da tebrik etmek istiyorum. Bugün kordonda olanlar görmüştür. Sazdan bir gemi, yani Abora 4 Çanakkale'de. To the Dardanelles, and it was quite challenging, especially with the modern traffic. This is even more dangerous than the natural forces, and we made a one.
2019-2020 eğitim öğretim yılı için yetenek sınavımızı bugün başlattık. 542 müracaatımız var bu yıl ve spor bilimleri fakültemizin biliyorsunuz 4 bölümü var. 4 bölümüne 280 tane öğrenci alacağız. Bu öğretmenlik bölümü, antrenörlük bölümü, yöneticilik bölümü, rekreasyon bölümü. Rekreasyon bölümüne bu yıl ilk defa öğrenci alıyoruz. Daha önce 3 bölümümüze öğrenci almıştık. Bu bölümlerin içerisinde öğretmenlik puanı 230 puanla alıyoruz ki Türkiye'de en yüksek puanlı olan bir bölüm. Bu yıl puanı düşürmemizle alakalı bazı bize isteklerde bulunanlar oldu. Fakat bizim geçen yıl doluluk oranımız tam olduğu için bu yıl puanı düşürme ihtiyacı hissetmedik ki bunda da ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Bugün hem müracaatlarımız fazla hem de öğretmenlik bölümümüze teveccüh çok fazla olduğu görüyoruz. Antrenörlük ve yöneticilik bölümümüzün ikinci öğretimleri var. Onun için hem birinci öğretimin puanını biraz yüksek tuttuk. İkinci öğretim puanını 10 puan düşürerek ilgili öğrencilerimizin eğer birinci öğretime giremiyorlarsa ikinci öğretimi değerlendirmeden istedik. Rekreasyon bölümünün ilk öğrencisi alma münasebetiyle bu yıl 180 puan olarak açıkladık ve rekreasyon bölümüne gelen öğrencilerimiz de zannediyorum artık hem okulumuzun dinamikleri. Evet, bu sınavlara katılan bir arkadaşım vardı. Gerçekten zor sınavlar ama sporcu olmak da kolay değil. Tarihler 27 Ağustos 2019 Salı'yı gösteriyordu. Bugün de Çanakkale Web TV ana haber bülteninin de sonuna geldik. Yarın yine saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Yarın tekrar görüşünceye kadar içinize sevgi, hoşgörü, mutluluk ve anlayış olsun. Aldığınız tüm haberler en iyisinden olsun. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın. Aziz Mustafa Kemal'in dediği gibi onlar burası Kandil değil. Dinleyeceksiniz arkadaşlar. Mutfaktan bir şey isteyen var mı? Türkiye'de Pepsi içmeyen kalmasın istiyorum. Beyaz? Sadece beyaz değil, Pepsi'nin yeni yüzü beyaz. Kızlar! Birer Pepsi alır mı? Evladım, yavrum. Kol böreğim o. Pepsi'siz gitmez o. Hı? Efendim muhteşem bir aile, harika bir yemek. O zaman bu da bendense. Geç oldu çünkü benim dönmem lazım. Afiyet olsun. Havada kayada herkes Pepsi içiyor. Ya siz? Oo, zaten içiyor musunuz ya? Çek çek. Siz tadım testine gelmiyor musunuz gençler? Tadım testleri başladı mı? Başladı tabii. Ben başlattım. Pepsi içmeyen kalmayacak demiştim değil mi? Hepsi bir yana, Pepsi bir ara. Pepsi. Dyson Airwrap, saçınızı şekillendirmek için yepyeni bir yöntem. Aşırı ısı olmadan hava akımını kullanır. Dyson dijital motorun gücüyle saçınızı kendine doğru çeker, sarar ve bukleler oluşturur. Farklı saç stilleri için. Göz kamaştıran uzun bacaklar. Pürüzsüz vücut. Gerçek bir prenses. Değilsem, her halimle bensem. Anti prensessem. Mesela yüzümle. Pürüzler like götürür mü? Filtreler like getirir mi? Sosyal medya yargıçlarına gülümsüyorsam. Takmıyorsam. Mesela bacaklarımla. Ooo tüyler, selülitler diye bakanlara inat. Wow, nasıl yaptı onu dedirtsem. Kim ne der korkmuyorsam. Mesela kollarımla. İstenmeyen tüylerim mi yoksa dövmelerim mi? Başkaları değil, ben nasıl istersem. Tüylü olmayan var mı? Almayan var mı? Tüylerimi almak ya da almamak benim tercih. Nerede, ne zaman istersen. Tweetlesem, nasıl istersen.